Free Walking Tour nedir? Free Walking Tour herhangi bir ücret ödemeden tur şirketlerinin ya da bireysel insanların belli saatlerde, belli yerlerde toplanıp insanları bedava, bir ücret karşılığı olmadan gezdirme şekli. Ama en sonunda sadece bahşiş talep ediyorlar. Yani veriyorsunuz, yani zorunlu bir şey değil ama çok güzel bilgiler veriyorlar. Ben daha önce başka bir yerde de katılmıştım. Şimdi Meet Bosnia Travel diye bir tur şirketinin önüne geldik. Yaklaşık 10 kişi var burada. Birazdan başlayacak. 2 saat kadar sürüyor dediğimiz gibi. Şimdi tura başladık. Rehberin verdiği güzel bir bilgiyi ben de söyleyeyim dedim. Sarajevo dünyanın 3 kere merkezinde bulundu dedi. Bir tanesi Franz Ferdinand'ın öldürüldüğü zaman 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedeniyle. İkincisi 1984 kış olimpiyatlarında. Üçüncüsü de 1992-95 arası Sarajevo'nun işgali sırasında. Free Walking Tour'da Morçahan'a da geldik. Burası Osmanlı'nın yaptığı bir kervansaraymış zamanında. Hatta şunu öğrendik, bilmiyordum ben bunu. Zamanında kervansaraylarda 3 gece bedava kalınırmış. Yani hiçbir ücret alınmazmış. Yiyip içebiliyor musun? Aynen. Yanında hayvanın varsa ona da bakıyorlarmış. Aynen. 2 öğün yemek veriyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Burada 100 kişi konaklayabiliyormuş. Başçarşının tam ortasında. Şimdi de kafe. Yani Bosna kahvesi içiyoruz şu anda. Bu kahveye Başçarşı meydanında Sebil'in olduğu yerde 5,5 KM'ye vermiştik. 5,5 Bosna parası ama muhtemelen orada hesap karıştı, yani yanlış bir şeyler oldu. Normalde 2 KM şu an, yani 10 Türk lirasına geliyor. Hemen yerde 2 KM'ye verdik. Evet, 2 KM, evet, yani 10 Türk lirası şu anda bu kahve. Şimdi nasıl içildiğini gösterelim. Nasıl içildiğini şimdi Burçak gösterecek. Lokumu içine atıyoruz mu şimdi fincanı? İstersen. Tamam. Yiyeceksem atayım. Hayır. Şimdi burada çok koyma. Şekeri aynı bizim kıtlama gibi kullanıyorlarmış. Evet. Şeker de zaten daha sert. Bunu evet, ağzınıza koyuyorsunuz. Kıtlama şekeri tabii böyle olduğu için köpüksüz ve soğuk oluyor. Sadece tek farkı o. Normal Türk kahvesinden. Şimdi yapmayı bilmek lazım. Benim şeker bitti şu an. Walking Tour 2 saatten biraz daha uzun sürdü. 10 Bosna markı bahşiş verdik. En çok verenlerden biri de bizdik. Toplamda 50 lira yapıyor 2 kişi için. Verdiği bilgilerin yanında hiçbir şey aslında. Gayet faydalıydı. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bence de ve kesinlikle bu tarz yerlere geldiği zaman yapılması gereken şeylerden biri. Çünkü hep geldiğimiz zaman internet bilgileriyle ya da daha önce öğrendiğimiz şeyler hep kulaktan duyma bilgiler oluyor. Öyle olduğu zaman da hep aslında gördüğünüz şeyleri yanlış değerlendiriyorsunuz. Mesela şimdi burada daha önceden gezdiğimiz yerleri gezdik aslında yine ama edindiğimiz bilgiler çok güzeldi. Yani mesela en basitinden şu kahve bardağına ilişkin bir hikaye duymuştuk ve biz bunun doğru olduğunu düşünmüştük aslında. Bizim duyduğumuz hikaye şöyleydi. İşte bu bardakların kulpsuz olmasının sebebi işte zamanında bir Sırp'ın Bosnalılara işte siz kahveyi böyle tutuyorsunuz ve işte böyle tutmak aslında bizim haç işaretimize özendiğiniz için bunu böyle tutuyorsunuz falan diye söylediğinden dolayı o vakitten sonra Bosnalıların bir daha kahveyi o şekilde içmediğini ve kulpları kaldırdığına ilişkin bir hikaye duymuştuk. Bu hikaye olduğu gibi yanlışmış mesela. Buraya geldiğimizde bize fincanları falan gösterirken tur rehberimize bunu sorduk ve bize böyle bir hikaye hayatında ilk defa duyduğunu, daha önce hiç duymadığını söyledi. Dolayısıyla işte bu tarz hikayeler, bu tarz küçük şeyler öğrenmiş olduk. Aynen. Mesela biz sanıyorduk ki Franz Ferdinand köprüde, Latin köprüsünü öldürdü. Evet. Ama köprünün oraya
yakın bir kafenin önünde öldürülmüş. Tam evet. Yeri de belli aslında. Onu da öğrenmiş olduk. Yani güzeldi. Herkese tavsiye ediyoruz. Aynen öyle. Böyle bir tura katılmalarını ve sonrasında oraları gezmelerini tek evet, başlarına. Evet, evet. Kesinlikle daha faydalı olacaktır. O yüzden güzel bir deneyimdi Bodrum turu bence. Aynen. Şimdi Latin Köprüsü'ne geldik. Burası Avusturya-Macaristan Arşidükü. Franz Ferdinand'ın öldürüldüğü köprü olarak biliniyor. Ama asıl olayın olduğu yer şu karşıda müze yazan yerin hemen şu köşesi. Orada bir anıt da bulunuyor. Burası zamanında bir kafeymiş ve bu kafede oturan Sırp milliyetçileri Franz Ferdinand'ın buradan geçtiğini gördüklerinde onu ve karısını öldürmüşler. Bilinenin aksine köprüde değil, köprünün karşısındaki o gösterdiğimiz alanda yaşanmış bu olay. Şu an Burçak'ın arkasında yer alan kilise İsa'nın Kalbi Kilisesi olarak geçiyor. Bu kilise savaş zamanında yıkılmış. Sağ tarafını onarmışlar ama sol tarafını savaşı hatırlamak için onarmadan bırakmışlar. Şu an o tarafı biraz daha harabe durumda. Kurşun izleri de duvarlarda. Kilisenin hemen önünde Bosna Gülü olarak bilinen bir anıt var diyelim. Bu anıtın da hikayesi şöyle. Zamanında burada 4 kişi öldürülüyor buraya düşen bomba nedeniyle. Bunlardan da 3 tanesi kız diye anlattı tur rehberimiz. Bu kızlardan bir tanesinin babası buraya geliyor. Kızın öldürüldüğü yeri, yani yerin işte çukurlaştığı yeri kırmızıya boyuyor. Ki burada bu şekilde bir olay yaşandı bilinsin diye. Daha sonra bu Bosna'da yaygınlaşıyor ve Bosna Gülü olarak anılmaya başlanıyor. Bosna'da totalde 90 tane varmış. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki bu alanlarda 3 kişiden daha fazla insan ölmüş. Şehrin de ismi köprüden geliyor aslında. Zamanında Osmanlılar buraya geldiğinde burada tahta bir köprü varmış ve Boşnakça'da köprü Most demekmiş. Oradan türetilerek Mostar olarak anılmaya başlanmış şehir.